mülteciler üzerindeki oyununuz şeytana hizmetten başka bir şey değildir. Son bir aydır dikkat ederseniz dünyanın hiçbir ülkesinde herhangi bir olay yaşanmıyor. Çünkü şeytan bütün mesaisini Türkiye'de harcıyor. Türkiye'deki şeytancıklar ve kancıklar el ele vermişler. Ülkeyi karıştırmak için her şeyi yapıyorlar. Önceki gün yalan üzerine kurulu bir senaryoyu hayata geçirdiler. AK Parti döneminde nihayet açlıktan ölen çocuklar da oldu diye. O senaryonun fos çıkması, izleyici bulmaması üzerine yeni bir senaryo ile karşımıza çıktılar. Bu sefer de sözüm ona faslı bir genç bir markete giriyor. Marketteki genç bayana hitaben siz Müslüman bir ülkesiniz, nasıl olur da içki satarsınız ve açık saçık gezersiniz diye fetva vermeye kalkışıyor. Tabi orada hemen cep telefonu açılıyor. Neyse ben çok fazla uzatmayayım da öncelikle şu videoyu bir izleyelim. Makine satıyorlar, sigara satıyorlar, su. Yani insanlar şöyle olmaz yani. Satış normalde göstermen gerek yok. Yani günah şu şakalarla yani sen hiç gösteriyorsun. Azal yani gerek yok sana. Yani abla kutla inşallah. Hani güzel bir erkek sana gelecek sana zavallı. Sizler misiniz? Efendim? Burası Türkiye Cumhuriyeti farkı mısınız? Yok abi. Sizler misiniz? Biliyorum abi neredeyim ben. Faslıyım. Nerede olduğunu biliyor musun? Neredeyim biliyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Evet biliyorum. Allah şükür İslam vardı. Var burada değil mi? Evet İslam var. Allah şükür. Ama biz burada demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Kimin nerede çalıştığı, nerede ne yaptığı seni ilgilendirmiyor. Evet abla, buralarda İslam mı var değil mi? Ben bundan ilgilendirmez. Bu kadın orada çalışmak istiyorsa burada çalışabilir. Abla, ben cennet istiyorum sana. Sen burada benim abla, cennet istiyorum. Dışarı çıkar mısın? Şu tarafa geldin, sen benim burada olmadığında nasıl oluyorsun? Ülkede yaşamazsın, gider pasta pasta yaşarsın duydun mu? Bir şey güzel olsun abla. Dışarı çıkar mısın? Duydunuz değil mi? Adama derler ki at yalanı öpeyim inananı. Yani orada senaryoyu hazırlamışsınız da ihmal ettiğiniz bazı şeyler var. Şimdi şeriatı savunan bir insanın böyle daracık bir pantolon giyme şansı yok. En azından bunları biliyoruz. Ümit Özdağ'a göre bu adam Fas'tan gelmiş ve şeriat istiyor bizim ülkemizde. Bu senaryoyu kim yazdıysa hakikaten kötü bir senarist ya. Bu konuda ben de bir senaryo yazacağım. Ama yalan dolanla değil, gerçek bir senaryo. Suriye'de yaşanan gerçek olayları bir de anlatmak lazım. İşte bunlardan bir örnek. Şimdi bu kız çocuğuna hiçbir kudret bu gözyaşlarını döktüremez. Gerçek mülteci sorunu işte budur. Ülkemize sığınmacı olarak gelen insanların gerçek hali budur. Mültecilerin ülkemizde barınmasının ana sebebi bu çocukların gözyaşlarıdır. Onun için diyorum ki ortaya koymuş olduğunuz hiçbir senaryo tutmaz arkadaş. Çünkü gerçek olan bir hikaye gün gibi ortada duruyor. Onun için yalanla dolanla ortaya koymuş olduğunuz senaryoların hiçbiri bu toplum tarafından kayda değere alınmaz. Alınmamasına rağmen yeniden pişirip pişirip karşımıza getirmiş olduğunuz mülteciler üzerindeki oyununuz şeytana hizmetten başka bir şey değildir. Önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la başlayan, daha sonra Ümit Özdağ'ın karşılık bulan bu ısrarlı talebi maalesef toplumun bazı kesimlerinin gerçekten insancıl duygularını da yerle bir ediyor. Bu faslı genç nihayetinde gözaltına alınmış. Dilerim Allah'tan o faslı genci ısrarlı bir şekilde konuşturup her şeyi gün yüzüne çıkarsınlar. Çünkü ben bu faslı gencin bir oyuna alet edildiğinden adım gibi eminim. Dünden beridir bunun üzerine kıyamet koparıyorlar.
Aha şeriat geliyor. Hem de mülteciler üzerinden. Ya kendiniz izlediniz de. Bir tane adam gelip yanına diyor gel çıkar. E tamam diyor çıkıyor. Bu kadar basit bir olayı yok işte senaryolar yazmalar, üzerinden kısa filmler çekmeler. Biz bir süre sonra azınlık durumuna düşeceğiz. Şöyle olacağız, böyle olacağız. Ya her şey oluruz da Allah bizi namussuz, haysiyetsiz ve şerefsiz yapmasın ya. Şu körpe yavruları bu ülkede barındırmak niye bu kadar korkunç bir hal aldı? Bilen bilmeyen herkes konuşuyor. Suriye'dekiler gelip burada çalıp oynuyorlar. Gidip kendi ülkelerinde savaşsınlar ya. Kime karşı savaşacaklar? Kendi cumhurbaşkanlarına karşı mı savaşacaklar? Suriye sınırında bir düşman yok ki. İç savaş yaşanıyor. Ya kardeşin kardeşi kırdığı bir ortamdan bahsediyoruz. Zalim bir lider çıkmış bomba yağdırıyor. Kaçmayıp ne yapacaklar? Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bu işin liderliğini yapıyor. Ama bir insan bir şeyi yaparken geride bırakmış olduğu geçmişini unutmamalı. Neyden bahsediyorum? Ümit Özdağ'ın bu yalan siyaset üzerine yapmış olduğu algı yeni değil. Bunu bizzat kendi ağzıyla söylüyor. Bir yalanın nasıl geliştirilebileceğinin dersini veriyor. Doğrusunu isterseniz dedim ki Ümit Özdağ olsa olsa Sedef Kabaş'ın hocası olur. Hani Sedef Kabaş da diyordu ya toplumları ikna etmek için kocaman ama kocaman bir yalan söylemek lazım. Ümit Özdağ da bu cümleleri yıllar önce söylüyor. Bakın biraz kulak kabartalım Ümit Özdağ neler söylüyor. Petrolün oluşması için bitkilerin fosilleşmesi gerekir. Ayda ise bitki yoktur da olmamıştır. Öyleyse ayda petrol olmaz. Bu çok açık bir gerçekken siz eğer insanların ayda petrol olduğuna inanmalarını sağlamak isterseniz yine de bunu yapabilirsiniz. Bunun için gereken doğru teknikleri kullanmanız yeter. Önce bazı uzmanlar ay hakkında bildiklerimizin yeterli olmadığını, aydaki doğal kaynakların dünyadaki doğal kaynak sıkıntısı için bir çare olabileceği konusunda makaleler yazarlar. Bu makaleler gazetelerde haber yapılır. Sonra aydaki doğal kaynaklarla ilgili sempozyumlar düzenlenir ve böylece kamuoyunun kafasında ay doğal kaynaklar ikilisi konusunda bir zihinsel hazırlık bir aşamaya taşınmış olur. Bugünü ne güzel anlatıyor değil mi? Diyor toplumu ayda petrol var diye ortaya atılan bir yalanla bile ikna edebiliriz. Çünkü ünvanımız profesör. Bir profesör çıkar der ki toplum ayda petrolün olabileceğine dair yeterli bilgi sahibi değildir gibi bir sempozyumla milletin kafasını karıştırırsın. Daha sonra gazete ve televizyonlar aracılığıyla ayda petrolün olduğuna dair toplumu inandırabilirsin. Bu tamamen biz profesörlerin maharetine bağlı. Yani yalan üzerine toplumu istediğin şekilde yönlendirebilme şansı var. Ümit Özdağ şu anda bunu yapmıyor mu? Profesör unvanıyla çıkıp bu toplumun karşısında mülteciler yakında bu ülkeyi işgal edecek. Biz Türk vatandaşları ise azınlık konumuna düşeceğiz diye yaygara koparmıyor mu? Buna inanmayan toplumu nasıl ikna ediyor? Gazete ve televizyonlar aracılığıyla bunu yapıyor. Bu da yetmiyor. İşi sağlama alma adına bir de kısa filmler çektiriyor. Arada bir de bu tür küçük senaryolarla milletin kafasını allak bullak ediyor. Toplumun ciddi bir kesimi de hatta bunların arasında ben bile varım. Vallahi billahi ya ne yalan konuşayım. Beni bile ikna etti ya. Bir ara dedim ki evet doğru söylüyor olabilir. Nihayetinde profesör. Ama daha sonra bir baktım ki ufak ufak bizi yalanlarla pompalamaya çalışıyorlar. Benim bu noktada bir de sitemim var. Devletimiz, hükümetimiz bu çocukların dramını toplumun gözünün önüne getirmekte pek mahir değil. Mülteciler üzerine yazılan senaryoların çürütülmesi hususunda devletin bütün imkanları kullanılabilir. Ancak devlet bunu bir türlü kullanmıyor. Benim sitem ettiğim nokta burası. Onun için ben diyorum ki toplum olarak tek yumruk olalım. Bu şeytanlıklar karşısında birlik beraberlik olalım. Gelin kanmayalım bunların her türlü fırıldaklarına. Bugün Faslı'yı çıkardılar, yarın Afrikalı'yı çıkarırlar. Yetmedi Somalili'yi çıkarırlar. Ya Türk'ü getirip bize
Suriyeli diye yuttururlar. Çünkü bunlarda haya yok. Hayası olmayan bir insanda din, iman aramak da kendini kandırmaktır. Dinden, imanından uzaklaşan bir insan her türlü iftirayı da atar, yalanı da konuşur, senaryoyu da yazar. Yapmayacağı şey olmaz. Bu noktada iş bize düşüyor. Bu yalanlara, bu iftiralara, bu fesatlıklara, bu fitneliklere geçit vermeme adına temkinli olmalıyız. Dikkatli olmalıyız. Hadi gelin hep beraber tam tersini de düşünelim. Faslı gerçekten faslı olabilir. O markette yaşananlar bir senaryonun ürünü olmayabilir. Adamın çıkıp söylediği şey, ya bir Müslüman ülkedeyiz. İçki satışının yapılması bir Müslümana yakışmaz. Normal koşullarda bir İslam ülkesinde insanların başının kapalı olması gerekiyor, dedi. Bunda ne gibi bir sıkıntı çıkabilir? Ertesi gün bu ülkede hemen içki satışları yasaklanacak. Herkes başını mı kapatacak? Ya bu faslını söylemesine gerek yok ki. Önümüzde bir Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Her gün hocalar vaaz veriyor. Her hafta cumaya gitmiyor muyuz? Bunu zaten camilerde de söylüyorlar. Ama bununla ilgili kimse telaşa kapılmıyor. Aha falan caminin hocası bize şeriat empoze etmeye çalışıyor. Vallahi şeriat geliyor, biz bittik diye ortalığı ayağa kaldıran kimse yok. Kapanan kimse de yok. Sırf bu söylemlerden dolayı meyhanelerin falan taşlandığı da yok. Hayat devam ediyor. Bunun paniğini, korkusunu topluma empoze etmenin gereği yok ki. Bizim Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bu zihniyette olan insan yok mu? Şeriatçılığı savunan kimse yok mu? Var tabii ki. Dinleyen kim? Hiç kimse. Ağzı olan konuşuyor. Konuşmayan yok ki. Ancak bazen beyhude konuşmalar oluyor. Tıpkı bu video üzerinden yapılan beyhude bir algı gibi. Şunu net kelimelerle ifade edeyim. Özellikle Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ beyefendi için. Hocam ikide bir bu topluma birer senaryo yazıp gönderiyorsunuz ama hayvan terli yemiyor be kardeşim. Artık pes edin. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.